184 puandan güne başladı Borsa İstanbul'da endeks. Gece Memenkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan var karşımızda. Erdoğan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam, günaydın. Günaydın. Nedir bugün borsada beklentiler? Hangi gelişmeler fiyatlanacak? İç gelişmeler mi, dış gelişmeler mi öne çıkacak? Çünkü dışarıda da önemli veriler var. Özellikle Euro bölgesinden bazı veriler gelecek. PMI verileri, üfe rakamı, Amerika'dan ADP istihdam raporu. Akşam Fed Başkanı'nın konuşması var. Cuma ABD tarım dışı istihdam raporu yayınlanacak. O da aklımızda. İçeride de başkanlık sistemine dair gelişmeler, tartışmalar takip ediliyor. Dolayısıyla bugün nasıl bir fiyatlama olur borsada? Biraz bekle gör moduna geçeceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. Çünkü iç siyasetin piyasalara salladığı destek aynı tonda, aynı hızla korunamaz. Bu mümkün değil. Giderek o taraftan bir momentum kaybını yaşayacağız. Arada belki değişik tartışmalarla biz piyasaların bir miktar gerildiğini de görebileceğiz. Ama sadece rakamlar üzerinden konuşmak gerekiyorsa, Borsa İstanbul'da 81.500 üzerinde kalabiliyorsak aslında hala iyimserliğimizi koruyoruz diyebileceğiz. Ama iç taraftan, yani seçim sonuçlarıyla birlikte elde edilen o kazanımların aynı şekilde korunmasını da beklemiyorum. Çünkü dışarıda da neler olduğu önemli. Yani dış dünya nereye doğru gidiyor? FED ne yapacak? Avrupa Merkez Bankası bu genişlemeyi, yeni adımını aralıkta mı atar yoksa biraz daha öteler mi? Çin bir risk olarak olduğu gibi duruyor mu yoksa o taraftan çok fazla korkmasak da olur mu? Bu soruları sormaya devam edecek yatırımcılar. Sadece biz iç siyasetten, siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla bir miktar rahatlıyoruz. Bu göz ardı edilecek bir rahatlama değil elbette ama içeride bizi pozitif anlamda kırılmaya götürecek bir güce de sahip değil. Çünkü elbette siyasi belirsizlik ortadan kalktı ama bundan sonra ne olacak? Ekonomiyle ilgili adımlar nasıl atılacak? Nasıl bir yol haritası çizilecek? Bunu görmeden bir sonraki level'a diyelim, bir üst basamağa piyasaların geçmesi o kadar kolay olmayacak. Ama bu dönemde yatırımcıların piyasalardan vazgeçmesi için de çok fazla negatif sebep görmeyeceğiz. O yüzden bir miktar bekle gör modu içinde olabiliriz diye düşünüyorum. Dışarıda ne oluyor? Bunu da ilk önce ABD ne oluyor diye okumak lazım. Cuma günü tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Onun öncesinde bugün özel sektör tarım dışı istihdam rakamını alacağız. Ölçü değil ama yine de bugün piyasaları hareketlendirebilecek. Kur tarafında 2.82'lerdeyiz. Dolarla ilgili fiyatlamayı en net Cuma günü göreceğiz ama aslında 2.85'in altındaysak dolar TL'de yine orada da temkinli bir iyimserlik vardır diyebiliriz. 2.85 üzerine çıkılıyorsa bir stresten, ilave bir stresten bahsedebileceğiz. Veya 2.80'in altına iniliyorsa ki bu durumda 2.70'lere kadar da gerileme mümkün. İyi haberler bir yerlerden, içeriden veya dışarıdan geliyor diyeceğiz. Bunu da Cuma gününe kadar çok net görmek mümkün olmayacak. O yüzden açılış bugün bir miktar pozitif olabilir. Gün içinde de korunabilir. Ama borsada yeni yüksek seviyeye, kurda yeni düşük seviyeye bugün gelebileceğimizi tahmin etmiyorum. Peki hangi seviyeler görülebilir borsada özellikle bu hafta? Bu eğer Cuma günü doları hızlıca değerli kılacak rakamları görmezsek ABD tarım dışı istihdam rakamından vesaire, bana göre bu hafta önümüzdeki günler veya uzun vade fark etmez düşürebilecek en ideal seviye diyeyim 2.70. İdeal demek zor tabi de şöyle söyleyeyim, düzelteyim onu. Eğer dolar TL'de 2.70 seviyesi üzerinde fiyatlamayı görüyorsak aslında büyük resimde hala yükseliş trendi korunuyor diyeceğiz. 2.70'in altına iniliyorsa bir resim değişiyordur, bir şeyler gerçek anlamda değişiyordur, temelden değişiyordur. Aradaki geri çekilmeleri yine bu yükseliş trendi içerisindeki küçük geri çekilmeler olarak değerlendireceğiz. Bugün geri çekilmelerde 2.80'in altına inmeye başlıyorsak hızlıca belki 2.75'ler, oradan 2.70'ler mümkün olabilir. Ama dediğim gibi büyük resimde henüz TL'de net TL lehine bir pozisyon kırılmasını görmek için henüz erken. Borsa tarafında endekse dair seviye beklentileriniz neler? Eğer iç siyaset yurt dışı piyasaları taşımaya devam eder, yurt dışından mesela FED faiz arttırımını öteler gibi bir algı daha da güçlenerek gelirse, ben Borsa İstanbul'da
yenilebilecek seviyeyi sene sonuna kadar en fazla 90 bin gibi düşünüyorum. Çünkü elbette bu dinamikler piyasalarda moral verebilir ama temelde büyüyemeyen bir dünya, büyüyemeyen bir ekonomi varsa aslında şirketler tarafından da çok güçlü destek almak mümkün değil. O yüzden değerleme açısından şu an için ucuzluk çok yüksek rakamların potansiyel olarak konuşulmasını bana göre engelliyor. Olur da işler iyi giderse bana göre şu anda en iyi fiyatlama, en ideal rakam diyeyim pozitif anlamda 90 bin seviyesi. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Evet, Savaş Bey, Erdoğan Turan'ın tahminleri.